Ve Ramazan denilince akla gelen tatlıya güllaça. Hafifliği ve lezzetiyle malum Ramazan sofralarının olmazsa olmazı, iyi bir güllaç yapmak için nelere dikkat etmek gerekir? Yanıt haberde. Güllaç Ramazan ayının bir vazgeçilmezidir. Çok güzel, çok lezzetli yani. Bir de fıstıklı olursa. Ramazan sofraları üç lezzetle şenleniyor. Hurma, pide ve güllaç. Güllaç kolay bir tatlı olarak bilinse de bazı inceliklerine hakim olmak gerekiyor. Ramazan'ın gelmesiyle güllaç gül yüzünü gösterdi. Bol sütlü, fıstıklı ve kirazlı güllaçın yapımı oldukça kolay. İşte şimdi ustasından tarifi geliyor. 12 yaprak güllaç yaprağı, 4 kilo köy sütü, 750 gram toz şeker, isteğe göre içine gül suyu koyuyoruz bir kaşık. 250 gram Antep fıstığı, 400 gram file fındık, 400 gram Hindistan cevizi. Şimdi sütü 4 kilo kaynattık. İçine şekeri koyduk. İyice karıştırdık. Güllaçın püf noktası sütün kaynama derecesinde ortaya çıkıyor. Ilık olursa yumuşamaz, çok sıcak olursa lap olur. Evet, şimdi ustam yumuşatıyor şimdi. 6 yaprak alta düşecek. Döşedikten sonra arasına isteğe göre biz güllaçın tombul fındığı, Hindistan cevizi karışımını koyuyoruz. İsteyen süt cevizi koyabilir. Evet, şimdi arasını attı. Evet, 6 tane de üstüne koyacak. Padişah döneminde mükerrer sofralar yapılırmış. Tabii azmi kolay ürünleri yapması için çeşitli başına söyleyince ana madde süt olan güllaç çıkmış. Eğer bunu hemen dökmezseniz daha sonra dökerseniz çekmez. En az 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakika bekledik, süt çekti. Şimdi sırada süsleme var. Süslememizi nasıl yapacağız? Evet ustam, önce baklavaya kullandığımız filik fıstık dediğimiz yeşil fıstıklı koyacak incecik. Üstüne tekrar yine file fındık, Hindistan cevizi ve kirazla da süsleyeceğiz. Ben Ramazan'da sadece güllaç yiyorum. Eskiden beri bir gelenektir, yapılır. Süslemesi tamamlanan güllaç soğumaya bırakılıyor. Uygun kıvama gelmesi için de buzdolabında bir gün bekletiliyor. Hayırlı Ramazanlar, afiyet olsun diliyoruz.